Bu savaş varlıkla yokluğun savaşıdır. Bu savaş süngüyle çelik canavarların savaşıdır. Bu savaş bütün dünya milletlerinin son Türk devleti olan Osmanlı'yı yıkmak, ortadan kaldırmak üzere son Haçlı seferleridir. 1099 yılında başladıkları Kudüs'e, 15 Temmuz'a başladıkları Haçlı seferinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen içlerinde bitmeyen kin, bitmeyen bir kinle üzerimize geldiler. Yıl 1914, 3 Kasım, İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar Kumkale'deki cephanelerimizi bombalayarak orada ilk şehitlerimizi verdik. 5 subay, 81 askerimiz yani 86 şehidimiz Çanakkale'de toprağa düşen ilk şehitlerimizdir. Bunlar toprağa düşen, havaya düşen, suya düşen cemreler gibi hayat, tabiatın yeniden canlanması gibi tekrar bu milletin küllerinden yeniden dirilişinin müjdesini veren şehitlerdi. İşte 3 Kasım 1914'te başlayan bu savaş, tarihlerin 18 Mart 1915'i gösterdiği gün onların çok ağır yenilgileriyle sonuçlandı. Sabahleyin 10.30'da 417 çelik canavarla gelen İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar saat 14.30'da geri dönmek zorunda kaldılar. Burada Havranlı Koca Seyit'in ateşlemiş olduğu top batmaz yeniden, yıkılmaz yeniden Ocean gemilerini, Irresistible gemilerini, Agamemnon gemilerini, Majestic gemilerinin en büyüklerinden olan Ocean gemisini batırarak oranın komutanı bir gün önce biz yarın 5 çayımızı Bosporus'u içeceğiz diyen generalleri mecburen geriye dönüş emri verdi. Çünkü o bahsettikleri Ocean gemisi içindeki 600'e yakın mürettebatıyla Çanakkale'nin masmavi değil ama onlar gibi kapkaranlık denizin dibine boyladılar. İşte daha sonra 25 Nisan 1915 tarihinde yani yaklaşık 38 gün sonra bu defa kara harekatına başladılar. Kara harekatında çok büyük zayiatlar verdik. Orada 57. Alay ilk 3 gün yaklaşık 900 askeriyle cengaverler gibi çarpıştılar. 57. alayın hemen hemen tamamı şehit oldu. Orada bir Yarbay Mustafa Kemal çıkıyor askerlerine, ben size savaşmayı değil, ben size taarruz değil, ben size ölmeyi emrediyorum mesajıyla yeniden bu devletin evlatları, çocukları muazzam bir zafere imza atıyorlar. Yaklaşık 14 ay süren bir savaş ve hemen hemen bir güne 1000 şehidin düştüğü, 1 metrekareye 6000 merminin düştüğü çok ağır bir savaş. Bu savaş yeryüzünde ilk defa karada, havada ve denizde gerçekleşen bir savaştır. Dolayısıyla belki kimyasal bombaların bile attığını bazı tarihçiler kaydederler ama öyle ya da böyle yeryüzünün bütün acımasız unsurları İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve bir tarafta da Ruslar bu savaşı son derece bizim açımızdan bitirme noktasında bütün güçlerini kullanmalarına rağmen maalesef yokluk ve kıtlığın sürdüğü yaklaşık 9 cephede çarpışan asil ecdadımıza rağmen boyunları bükük olarak tarihlerin 9 Ocak 1916'yı gösterdiği gün Çanakkale'den geri dönmek zorunda kaldılar. Ama şu var, bizim Balıkesir Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi, Samsun Lisesi, Erzurum Lisesi, Konya Lisesi, Sivas Lisesi, İzmir Lisesi gibi birçok okulumuz yıllarca mezun veremediler. Çünkü gittiler ve geri gelmediler. İşte böyle asil bir milletin, ecdadımızın torunları olarak biz şimdi onları anlatmaktan ziyade anlamak için gayret sarf etmeliyiz. Bir Seyit Onbaşı'nın ruhunu anlamak zorundayız. Bir yüzbaşı İsmail Hakkı'nın ruhunu anlamak zorundayız. Çünkü o bir gün önce kalp krizi geçiriyor ama ertesi gün 7 Mart, 8 Mart'a bağlayan gece mayınları dökmek üzere tekrar gemisinin başına doktorlar gidemezsin bu şekilde hareket edemezsin demesine rağmen bu vatan için, bu bayrak için gözünü kırpmayan şehitlerimiz, gazilerimiz işte onların ruhunu anlamak zorundayız. Ben de böyle bir eseri kaleme aldım. Önce şiirini yazdım, sonra bunun hikayesini oluşturduk. Ama şu var, tiyatromuzda
hayal ürünü, yani başka ülkelerin, milletlerin yaptığı gibi hayal kahramanları üretiyorlar. Bizimki tamamen gerçek olaylardır, gerçek kahramanlardır. Dolayısıyla izleyecek olduğunuz tiyatro Bir Destandır Çanakkale gerçekten son 100 yıllara damgasını vuran bir destandır. Ben bu kitabı ücretsiz olarak okullar, dernekler, vakıflar kim arzu ederse, bir sahnelemek istiyoruz derlerse o kitabımı ücretsiz olarak veriyorum. Çünkü bunun ücreti Çanakkale'de aziz şehitlerimiz tarafından, 253 bin şehit tarafından çoktan ödenmiştir. Bir de Çanakkale'de o kadar çok kahramanımız var ki say say bitmiyor. 14 yaşındaki Kağızmanlı Memiş'den tutun da 70-80 yaşına kadar kimler gelmedi, kimler? Her birisi saymak elbette mümkün değil ama bir de bizim Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Orhaniye köyünden müsteci onbaşımız var. 9 yıl askerlik yapan, o da Seyit Onbaşı gibi, Kavranlı Koca Seyidimiz gibi, Yahya Çavuşumuz gibi 8 sene, 9 sene askerlik yapan bir kahramanımız. 30 Ekim 1915 sabahında tek başına 7,5'luk topuyla Fransız Turkuaz denizaltısını esir alıyor. İçinde 28 subay ve askeriyle beraber. Böyle bir kahramanımızın da adının ülkemizin dört bir yanında meydanlara, caddelere, okullara, parklara verilmesi için halkımızı ve ben milletimizi ve de belediye başkanlarımızı, valilerimizi, kaymakamlarımızı burada çağrıda bulmak istiyorum. Çünkü başka ülkelerin filmlerinde bile para vererek seyrettiğimiz sahte kahramanlarını milyonlarca insan seyrederken bizim böyle yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir askerimiz dikkat edilsin buraya, tek başına bir Turkuaz denizaltısını teslim alıyor. Yeryüzünde bunun eşi benzeri yok. Eğer bu başka ülkelerin kahramanı olsaydı onun için yüzlerce kitap, romanlar, tiyatrolar yazılabilirdi. Ama maalesef bu da yok. Ben de bunun eksikliğini gördüğüm için Müstecip Onbaşı'nın hayatını gittim, köyünde akrabalarından bilgiler aldım, Yenişehir'deki tarihçilerden bilgiler aldım ve onun da kitabını hazırladım. Kitap Allah isim verirse bu hafta sonu basılıyor yayında ve bir de Kutul Emare'nin de tiyatrosunu yazdım. O kitap da şu anda baskıda, bu hafta her ikisi elime ulaşacak. Bu her iki kitap da halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Çünkü bunların bedeli Kutul Emare'de ödenmiştir. Çünkü bunların bedeli Çanakkale'de ödenmiştir. Her 18 Mart, hatta her Mart bizim için, bu toprakların çocukları için apayrı bir hava estirir yüreğimizde. Bizler Bursalıyız. Ayrı bir gurur içindeyiz. Çanakkale destanını yazan gönül coğrafyamızın Türk'ün olduğu her bölgeden gelip Anadolu'yu, vatan topraklarını korumak için şehit olmuş, gazi olmuş kahramanlar birer birer şehit oldular. Ama emperyalist güçleri Çanakkale'den geçirmediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geldikleri gibi giderler dedi, geldikleri gibi değil, arkalarına bakmadan gittiler. Vatan toprağını vatan yapmak için kanlarıyla sulayanların torunlarıyız biz. Dünkü ruh bugün sizde de bizde de var diye düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman inancımız gereği şehitlere ölüler demedik. Onlar her daim aramızdalar. Bizlerle birlikteler. Biz de 18 Mart'ta değil, Nisan'da, Mayıs'ta, Temmuz'da, Ağustos'ta, Ramazan'da, bayramda 14 ay süren bir savaşın destanını yazanların hikayesini anlatacağız sizlere. Fakat biz tiyatro oynayacağız çocuklar. Biz tiyatro oynayacağız. Ama tiyatro diye anlatacağız sizlere. Gerçek yaşanmış hikayelerden, asker anekdotlarından, mektuplardan alınmış gerçek eserleri, gerçek yaşanmışlıkları sizlere, onların hikayesini bizim dilimizle anlatacağız.
Bir destandır Çanakkale müzikal tiyatro bir anlatıdır. Lütfen bizi seyretmeyin. Gözünüzü kısın, müzik eşliğinde, türküler eşliğinde size Mehmetlerin, Hakkıların, Halillerin, Müstecip Onbaşıların yaşanmışlıklarını anlatalım size. Bizler çok şanslıyız, bizler radyo tiyatrolarıyla büyüdük. Sizler radyo tiyatrolarını dinlememişsinizdir büyük ihtimalle. Herkesin aklında ayrı bir köy, ayrı bir cephe, ayrı bir mekan gelir. Biz size radyo tiyatrosu tadında bir şeyler anlatacağız. Ve bir destandır Çanakkale 140. sahnesiyle sizlerle. Yiğit Türk evlatları, onları çağıran, onlara ihtiyacı olan o sese kulak vermiş, analarını, kıtanlarını, bacılarını, yavuklularını bırakıp Çanakkale'ye, şehadete koşmuşlardı. Onlar bir kere bile geriye bakıp yüzlerini düşürmediler. Onlar bir dakika bile tereddüt etmediler. Onlar geriye dönmeyi asla düşünmediler. Herkes Çanakkale'ye akmaya başlayınca annesi Hakkı'ya "Karım çok genç, iki de küçük çocuğum var. Ben onlara nasıl bakayım, nasıl sahip çıkayım? Al bu altınlarımı askerlik şubesine götür, askerlik bedelini öde. Yoksa evlat, ben bu kötürüm halımla nasıl sahip çıkayım onlara, nasıl bakayım oğul? Evde kal oğul, askerlikten muaf olursun." Hakkı annesinin altınlarını alır. Bozdurup parasını askerlik şubesine yatırır. Böylece askerlikten muaf olur. Her gün köylerden gelenlerle beraber yüzlerce genç istasyonlardan trenlere binerek Bandırma'ya. Oradan ise vapurla Gelibolu'ya giderler. Her gün birkaç arkadaşını cepheye uğurlayan Hakkı mahcubiyetinden iki büklümdür. Ne zaman kahveye gitse kimse yüzüne bakmaz. Vatanın ona ihtiyacı olduğu zaman da o hala köyündedir. Sadece Hakkı'nın köyünde değil, Anadolu'nun birçok köşesinde yaşı önemsenmeden 45 kilonun üstündeki tüm gençlere askerlik çağrısı yapılmıştır. Bursa'nın sırtını yasladığı Uludağ'ın ilçelerinde, köylerinde de benzer sahneler yaşanmaktaydı. Ne var lan sen? Ne bağırıyorsun yine? Bursa'dan bağırma, söyle gelsin de. Muhtar, ben Bursa'dan askerlik şubesinden geliyorum. Komutanımın selamı var. Aleyküm selam evlat, gel otur adam. Oturmayın muhtar, daha birçok köye haber götürmem lazım. Hayrola, komutanın bizden ricası mı? Evet muhtar, çok önemli. Ricası kendisi için değil, ülkemiz için, bayrağımız için, dinimiz için. Neymiş evlat öyle? Şimdi ben de meraklandırdım. Muhtar, köyde 45 kilo üzerindeki bütün gençleri cepheye çağırmaya geldim. Ne diyorsun lan sen oğlum? Ne diyorsun lan böyle? Köyde zaten içecek kalmadı ki. Kimi Yemen'de, Libya'da, kimi Kafkasya'da, Trablusgarp'ta savaşıyorlar zaten. Şurada koskoca köyde 4-5 çocuk kaldı zaten. Biliyorum muhtar, komutanım da çok iyi biliyor. Ama bu defaki hiçbir şeye benzemiyor. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, İngilizleri sömürgeleri olan Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya'dan bile getirdikleri askerlerle savaşıyoruz. Savaş değil, tam bir cehennem içindeyiz sanki. Ya, demek durum bu kadar vahim evlat. Evet muhtar, durum hakikaten yürekler acısı. Oh,
halledesin. Tamam muhtar, biz yarın ilçeden aldırırız gençlerimizi. He, muhtar, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Söyle bak, söyle. Bu millet ne acılar çekti, biz hepsini biliriz. Muhtar, komutanım dedi ki, nasıl desem, köyde soba borularını alın getirin. Ne? Soba borusu mu? Ne olacakmış ya bu soba boruları? Muhtar, İngilizler dünyanın en büyük savaş gemileriyle geliyorlarmış. Bizim toplarımızın çoğu diğer cephelerdeymiş. Çanakkale Boğazı'nda yüksek tepelere koyup içinde ot yakarak düşmanlar top atışı yaptığımızı zannetsinler diye aldatmaca yapacakmışız. Ne diyorsun sen oğul ya? Ne diyorsun lan böyle? Demek vay başımıza gelenlere vay. Ya Rabbim sen bizleri koru. Sen vatanımızı koru ya Rabbim. Durum sadece böyle olsa iyi muhtar. Yiyecek de kalmadı elde. Biliyor musun? Alayım. Bazı günler sabah kahvaltısında sadece üzüm hoşafı, öğlen yemeği kaldırılmış. Bazı günler ise hem sabah hem öğlen yemeği kaldırılmış. Sadece akşam üzüm hoşafı ve bir soğan ekmek var. Muhtar, biz oraya yemeğe değil, vatanımıza, dinimize, bayrağımıza göz koyanlara haddini bildirmeye gidiyoruz. Kayseri Lisesi, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Lisesi, daha birçok lisenin öğrencileri hepsi cephede şimdi. Elde avuçta kimse kalmadı muhtar. Vay başımıza gelenlere vay. Bu nasıl bir savaştır oğlum? Elde avuçta kimse kalmadı muhtar. Dünyanın dört bir tarafından düşman yayıyor sanki Çanakkale'ye. Kars'tan, Muş'tan, Libya'dan, Edirne'den, Yemen'den, Maraş'tan, her yerden de bizim gençlerimiz cepheye geliyorlar. Tamam evlat, anlaşıldı. Bu millet vatanı için, bayrağı için, dini için gereğini yapacaktır. Sen merak etme, biz gereğini yaparız. Hadi Allah'a ısmarladık muhtar. Güle güle evladım, güle güle. Komutanına selam söyle. Aleyküm selam muhtar, söylerim. Başlamaktayım.
geçinip gidiyorlardır. Günler geçtikçe Çanakkale'den gelen yaralıların, şehitlerin haberleri artık duyulmaya başlamıştı. Bir gün eve gelen postacı Adile teyzeye sarı renkli, kırmızı damgalı bir mektup getirir. Mektupta Adile teyzenin kocasının şehadet haberi gelmiştir. Eli silah tutan herkes cepheye çağrılıyordur. Sırası gelenlerin kaydı yapılıyor, hemen asker elbiseleri giydiriliyordu. Hasan da annesine haber dahi vermeden, hiç tereddüt etmeden sıraya girer. Davullar önde kahramanlık marşlarıyla giderken arkasında gönüllü Mehmetçikler sokak sokak dolaşıyor, tanıdıklarıyla, akrabalarıyla, aileleriyle vedalaşıp dualarını alıyor, cepheye doğru yola çıkıyorlardır. Davul sesini duyan Adile teyze de askerler yaklaşınca önde kendine gülümseyen bir askere gözü takılır. Yavrum, gülümseyen bu asker oğlu Hasan'dan başkası değildir. Yavrum, Hasan'ım, gözümün nuru, ne oluyor? Ana, ben de Çanakkale'ye gidiyorum. Babam gibi, emmim Faruk gibi, kocalar Hüseyin gibi, Çavuş Osman oğlu Ali gibi. Babamın yanına gidiyorum ana, babamın. Emmim Hüseyin'in. Kardeşim Ali'nin yanına gidiyorum ana. Hasan'ım, oğlum, koca yürekli, şehidimin emaneti. Git oğul, sütüm sana helal olsun. Anam, bakarsın Allah'ım bana da efendimize komşu olmayı nasip eder he. Seni de, şehit babamı da, milletimi de utandırmam, meraklanma. Gözümü bile kırpmadan yürüm gövüm üzerine. Adile teyze eve girer. Sandığından gelinlik duvağını çıkarıp Hasan'ın yanına gelir. Hasan'ım, bu duvağı babam bana düğünümüzde almıştı. Çanakkale'ye gidince babanın mezarını bul oğul. Bu dua onun mezarının üzerine ört. Anamın hatırasıdır dersin. O bilir oğul. O bilir. Olur ana, yaparım ben dediklerini. Hasan dua alır. Asker şapkasının üzerine sarar. Eller öpülür, sarılıp kucaklaşırlar. Ağlaşırlar, helalleşirler. Ve ardından sular dökülür, cepheye uğurlanırlar. Yoldan heyecanla koşmaktadır. Mehmet'i bir bayram sevinci kuşatmış, nefesi hızlanmış, kasları gerilmiştir. O artık güçlü bir Türk askeridir. Onu çağıran çok kutsal bir görev vardır. Ona ihtiyacı olan vatanı vardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eve koşarken kulağına dolan ezan sesine Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güç ver, kudret ver, utandırma beni ya Rabbim. Sevdiklerinden eyle ki bu toprakları savunacak gücüm olsun. Sevdiklerinden eyle ki huzuruna gelirken yalnız olmayalım. Rahman olan, Rahim olan sensin Allah. Ana, ana ne? Çabuk çabuk. Ne oluyor oğlum? Ne bari annen böyle lan sokmuş gibi? Çabuk benim hurbalığımı hazırla. Gara lastiklerimi de. Nereye gidiyorsun Mehmet? Ne oluyor? Ana, biraz önce askerler geldi köyümüze. Hepimizi köy meydanında topladılar. Çanakkale'de çok büyük savaş varmış. Bütün gavurlar gelmiş. İngilizler, Fransızlar. Bir de yeni mi eski mi anlamadım. Zelanlı gibi bir devletin bile askerleri bizimle savaşmaya gelmişler. Ey oğul, gördün mü başımıza geleni? Ne isterlermiş bizden? Ne etmişiz ki biz onlara? Buralara kadar gelip bunca kan, bunca gözyaşını bulayacaklar bizi. Ne bilen ana, köyden yeşil tutan 45 kilonun üzerindeki herkes yarın sabah namazından sonra köy meydanından ilçe, oradan da Çanakkale'ye gideceğiz. Sende mi sıra?
miydin bana? Ben seni bu vatan için doğurdum, büyüttüm diye. Tamam Doğul, sen de dönmezsen ben tek başıma nasıl yaşarım? Ne yaparım gari? Zaten Zeynep'in bir ayağı da biliyorum. Ana sen merak etme. Allah'ın izniyle bütün gavurları Çanakkale'den temizleriz. Denize dökeriz, memleketlerine geri göndeririz. Gene köyüme gelir, sen darlayı sularken ben de sana dereden balık tutarım. Bir şey suyun, bir güzel üçümüz yeriz. Komutan da balık seviyorsa onu da köye davet ederim. Belki o da gelir, beraber derede balık tutarız. Kız ana, hem belki de Çanakkale'den dönüşümde Hüseyin'le bir kızı Sunay'ı da vermeye razı olarak nasipse düğünüme komutanımı bile çağırıyorum. Hadi gari, git yavuklun Sunay'ı da görüver. Diver, o da bilsin asker yavuklusu olduğunu. Fazla gece kalmadan geri dön ki senin için hazırlığımı yapayım ben de. Hadi oğul, hadi gari. Köyde kaldığı için Hakkı, kulunun karşısında kahrolmaktan, vatanına, milletine borcunu ödeyememekten ağır durmaktadır. Halbuki en baş gönüllü odur. İlk o gitmiş, gönüllü olmuştu. Memleket kan ağlarken evin bir köşesinde düşkünler gibi durmak da nedir ki? Artık bu ıstırabına son verme zamanı gelmiştir. Sonunda dayanamaz. Asker elbiselerini giyerek askerlik şubesine gider. Ve komutanına asker olmak istediğini söyler. Onur dolu gözlerle bakar komutan Hakkı'ya. Elini omuzuna koyar ve bağrına basar. Bilirim oğul, bilirim. Annen, bacını, çocuklarını bırakmanı istemedim. Kimin kimsen diyor, bilirim. Bu zor kararını herkes veremez evlat. Helal süt emmiş, gönlünde Allah sevgisi, imanı, ihlastan, vatanına, milletine, memleketine aşık bir Türk genci verebilirim. Evladım, üzgünüm, ödediğim bedeli sana geri veremeyeceğim. Çünkü ananın verdiği yüzüklerin küpelerin parası çoktan yerine ulaştı. Şimdi kahpe düşmanı sıkılmak üzere, mermi, top, yiyecek için komutanına iletelim. Komutanım, zaten ben buraya adamın verdiği parayı almaya değil, arkadaşlarım gibi savaşıp, gerekirse şehadete koşmaya, Çanakkale'ye gitmek için geldim. Hayırdır, ne oluyor ki? Ceylan gözlerine kurban oldum. Ben de onu deyiveyecektim sana. Ne oluyor Mehmet'im? Ne deyiveyeceksin bana? Niye doldu gözlerin? Dağımın yeşili gözlü, Beyce'nin Nazlı Ceylan'ı. Vatan benden hizmet bekler oldu Suna. Ne diyorsun Mehmet'im sen? Ne diyorsun sen? Sen de mi?
He ya, ama meraklanma sen. En az 15 şiddet daha çıkarız Beycan'ın. Gavurun askerleri bekleyin hele. Dınalı kuzum, o gavurun askerlerini Çanakkale'ye gömme, denize gömme, tarihe gömmeye gidiyorum ben. Mehmet'im, Rabbime emanet ol. O kendine sığınanların yanındadır elbet biliyorum. Ben vatan uğruna, bayrağı uğruna, dini uğruna şahitle koşan Mehmet'in yavrusuyum gayrı. Sağ salim dön de, gaz nişanını ben de takıyorum seninle. Babam o zaman verirdi mi sunanı seni bana? Vermez mi Mehmet'im, vermez mi hiç? Kahraman Mehmet'in babası olacak elbet, vermez mi hiç? Arkadaşlarım kanlarını, canlarını bu vatan için, bu bayrak için verirken burada beklemek bana düşer mi ana? Onlar yarın Peygamber Efendimizin yanında saf tutarken ben ne derim, ne yaparım ana? Anam, evimi, gönlümü, gözümün nuru, gönüllenme bana. Sütünü, uykusuz gecelerini, hakkını helal et bana anam. Her zaman ettiğin gibi dualarını üzerimizden eksik etme. Sizinle helalleşmeye geldim ana. Komutanlar gülmez mi bana başı Gınalı diye? Oğul, Gına goca yakılır,
Allah'a kurban olsun diye. Geline gına yakılır, kocasına kurban olsun diye. Cepheye giden askere gına yakılır, görsün. Çanakkale geçilir miymiş görsün. Lan ana, bu gavulun komutanı ne demiş biliyor musun? Ne demiş oğul? Nereden bilen? Akşam beş şeyini İstanbul'da içeceğiz demiş. İçirir miyiz lan ana? İçirir miyiz? Bu gavullar ne zannediyor lan kendini? Bu köy meydanında asarım kendimi de onlara çay mı içirmeyiz? Vallahi de içirmeyiz, billahi de içirmeyiz. Biz ne güne duruyoruz lan? Ne güne duruyoruz? Çanakkale'den geçtim bir de İstanbul'da çekeceğim. Çanakkale geçilir mi lan? Çanakkale geçilir mi? Çanakkale geçilmez ana. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Kefe de duysun bizi. Bir duysun bakalım.
Çanakkale bu toz ile Çanakkale Muharebesi'ni kazandıracak olan bu yüksek ruhtur. Evlatlarım,
Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Halil,
düşman döküldü denize. Evlatlarım kalkın. Kurtuldu artık. Ülkemiz, vatanımız, dinimiz. Thank you.
Fakat siz bunu bilemezsiniz. Değerli gençler, sayın Hazırlı. Destanı yazanların destanını anlattı Bursa'nın gençleri. Destan yazanların destanını anlattı Bursa'nın yiğitleri. Destan yazanların destanını Çanakkale muharebelerinde en çok şehidi veren İl Bursa'nın torunları anlattı sizlere. Sizleri selamlıyorum. Balıkesir Lisesi burada. Galatasaray Lisesi burada. Sivas Lisesi burada. İzmir Lisesi burada. Kayseri Lisesi burada. Bursa Işıklar Lisesi burada. Bursa Erkek Lisesi burada. Ruhunuz şad olsun. Milletvekilimizi teslim buyurlarsa sahneye davet ediyorum. Sembolik de olsa göğüslerinden çıkan yüreklerin üzerinde taşıdıkları bu iki kutsal emaneti öpüyorum ve size teslim ediyorum. Burada bir tiyatro izlemeye gayret ettik. Erdinç Hocam dedi ki yazan, bunu ben yazdım. 253 bin şehidimiz yazdı, ben sadece kalem aldım. Ruhlar şad olsun. Bu yoklukla varlığın savaşıydı. Süngüyle çelik canavarların savaşıydı. Tam bugün saat 10.30'da 417 çelik canavar denilen, yıkılmaz denilen, batmaz denilen, devrilmez denen Ocean gemileri, Irresistible gemileri, Agamemnon gemileri, Majestic gemileriyle geldiler. Saat 14.30'a kadar 5700 top mermisi attılar. Ama saat 14.30'da hani gençimiz diyor ki askerimiz, Annalen diyor, bunların komutanları dün İngiltere'ye telgraf çekmiş, yarın 5 ayını Bosporus'a içeceğiz demişti ya. İşte o komutanları, generalleri saat 14.30'da geriye dönün emri vermek zorunda kaldı. İşte biz bu şehitlerimizi anma gayret ettik. Ama aradan 37 gün geçti, 25 Nisan 1915'te bu defa güçleri yetmedi. İngiltere'si, Fransa, İtalya'sı, Rusya'sı birleşmişti, yetmedi. Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Senegal'den, sömürge ülkelerinden askerler getirmek zorunda kaldılar. 9 cephede çarpışan bir millete mağlup olarak 9 Ocak 1916'da 14 ay sonra geldikleri gibi geri gittiler. Biz işte şimdi bu ruhu anmak için gayret ettik. Değerli Erdinç Hocama, arkasındaki bütün ekibe, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimiz, bunların çoğu öğrencidir sizler gibi, öğrencilerimizi bizlerle buluşturan okulun yetkililerine, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sizler adına ben arkamdaki bu güzel heyeti hem sevgiyle selamlıyorum hem de teşekkür ediyorum.